Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda soru-cevap videoları ve test linkleri paylaşıyoruz. İzleyip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri değildir? A. Sel. B. Trafik kazası. C. Deprem. D. Heyelan. Doğru cevap B şıkkı. İç Anadolu bölgesinde turuçgil tarımının yapılamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Sulamanın yetersiz olması. B. Toprak özellikleri. C. İklim özellikleri. D. Yer şekilleri. Doğru cevap C şıkkı. Bir türküler, iki maniler, üç ninniler, dört numaralı yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa sözlü kültürel öğelerimiz tamamlanmış olur. A. Masallar. B. Bayramlar. C. El sanatları. D. Halk oyunları. Doğru cevap A şıkkı. "23 Nisan kutlamaları için okulumuz halk oyunları ekibi horon oynama kararı aldı. Bu oyun en çok aşağıdaki şehirlerden hangisinde oynanmaktadır? A. Edirne. B. Kayseri. C. Rize. D. Diyarbakır. Doğru cevap C şıkkı. Bir. Derslerimde başarılı olmak için okula giderim. 2. Sınıf başkanlığı seçimine katılırım. 3. Hastalandığımda hastaneye giderim. Yukarıda, örneği verilmeyen insan hakkı aşağıdakilerden hangisidir? A. Seçme seçilme hakkı. B. Eğitim hakkı. C. Sağlık hakkı. D. Yaşama hakkı. Doğru cevap D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşünce sistemi için söylenemez? A. Akla ve bilime dayanır. B. Bölgesel barışı yeterli görür. C. Vicdan ve düşünce hürriyetine saygılıdır. D. Milli birlik ve bütünlüğe önem verir.
Doğru cevap B şıkkı. Şapka kanunu hangi alanda yapılan inkılaplardandır? A. Eğitim alanında. B. Toplum alanında. C. Siyasi alanda. D. Ekonomik alanda. Doğru cevap B şıkkı. Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi Türkiye'de görülmez? A. Karasal iklim. B. Mısın iklimi. C. Akdeniz iklimi. D. Karadeniz iklimi. Doğru cevap B şıkkı. Akdeniz iklimi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Her mevsim bol yağış alır. B. Doğal bitki örtüsü makidir. C. Don olaylarına nadiren rastlanır. D. Ege ve Akdeniz kıyılarında görülür. Doğru cevap A şıkkı. Evlerimizi dere yataklarına yaptık. Çevremizdeki bitki örtüsünü yok ettik. Evlerimizi toprak malzemeyle yaptık. Yukarıdaki bilgileri veren bir köy halkı doğal afetlerin hangisinden en fazla etkilenir? A. Deprem. B. Trafik kazası. C. Sel baskını. D. Orman yangını. Doğru cevap C şıkkı. Alican, ortaokul 5. sınıfa gitmektedir. Okuyup doktor olmayı çok isteyen Alican'ı babası okula göndermemektedir. Evde oturan Alican bu duruma çok üzülmektedir. Ortaokul 5. sınıfa giden Alican'ın aşağıdaki haklarından hangisinin ihlal edildiği söylenebilir? A. Eğitim hakkı. B. Çalışma hakkı. C. Sağlık hakkı. D. Seçme hakkı. Sizin sorunuz. Doğru cevabı biliyorsanız yoruma yazınız. Sevgili öğrenci ve öğretmenlerimiz, sizin de eğitici ve öğretici videolarınız varsa kanalımızda yayınlamaktan mutluluk duyarız. İletişim adresimiz açıklama bölümündedir. Kanalımıza abone olarak destek verebilir. Bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz.